Midye olar yemek birçok yerde deyirler. Hele mensebinde olmaz hocam. Mensep yok, mezhep. Midyeni Hanefi fukahası ve İmam Ebu Hanife mekruh sahipti. Niye mekruh sahipti? Deyir ki fitreten insana hoş gelmiyor. İnsanı disindiren bir şey. Midye değil, şey, yengeç değil, gerçek değil. Diğer deniz mahsulları, belə deyil, o canlılar. Niye? Çünkü İmam Ebu Hanife'nin ve Hanefi mezhebinin yayıldığı arayalda insanlar hakikaten de bu kimi şeylerden disinipler, yemeyipler. Qida vasitası olarak istifade edemeyipler. İmam Şafii de rahmetullahi aleyh deyip olar. Deniz sahillerinde yaşayanlar bundan istifade edemeyipler. İmam Şafii de deyip olar. Hanefi fukahasına göre bəli, midyedi, xərçəkdi filandı, yemek məkruhdur. Yani bəyənilmir. Ve bu kadar. İmam Ebu Hanife haram demeyip ki, açıq haram deyilsin, belki de nesil bir nesil olar. Təhrimən məkruh, yani harama yakın bir məkruh deyip. Yeme deyip, bəyənilməz bir şey deyip. Niye? İnsan təbiyyətini deysindirir. Ya, bu zat midye yiyenin, insanların neçəsi midye yiyir, midye istiyor. Yani bu cemiyette olmasa olmazlardan değil. Olmasa olmazlardan değil. Bunun da hükmü var. Yani yeme istiyorsan mı? Yiyip buyur yiyorsan mı? Hiçbir şey diyen değil. Yani İmam Ebu Hanife mezhebine riayet eylesen bile. Hanefi mezhebine uyup Hanefi mezhebinden emel eylemeyen ne kadar insan var? Hanefiyem deyip Hanefilikten nesip olmayan ne kadar insan var? Yani Allah'a yüzünü cevap vereceksen. Hiç buna hiç ne diyebilmez. Sadece İmam Ebu Hanife rahmetullah aleyh deyip ki bu şeyleri yemek mekruhtur, harama yakın mekruhtur. Niye? Təbiyyətin disindirici bir şeyler. Yani Allah onu ile yaradıb ki insan görünür disinir. Bir de disinmirsə yesin. Özü bilər.